Aynen, iyi olur. Yarın için ben paramı şimdiden hazırlayayım, dur. Okul için erken kaldım. Evet, burada bir TL'ler falan var. Bakayım. Ben kendime 10 lira alayım. Şöyle 10 lira aldım. Kendine de para al istersen. Alıyorum. Al. Yarın okulda çok lazım olur. Neyse, ben yatıyorum. Saatte epey geç olmuş. Hoca öğle yemeği getirin demişti. Evet, bende var zaten. Ya da kantinin var da okulda alırız. Ben kantinden alacağım. Hadi, yatıyor musun? Evet. Efendim, günaydın. Günaydın. Fatih. Okula gidek. Şey, atları alıp okula gidiyoruz hadi. Tamam. Ben at kafesini alacağım, sen? Bir kaldı yani. Heh. Asansör de geldi. Bir dakika, asansörümüzde aşağı inelim. Bir dakika, ne? Saate bakayım, 15 dakika varmış. İçimiz rahat olabilir. Heh. Benim atım da burada. Ben de. Dur. Dur bir saniye, benim atım nerede? Heh, burada. Atın tasması nerede? Ben tasmasını da aldım. Ya niye şey, tasmayı kaçırıyorsun? Kapıyı kilitleyeyim. Gel yavaştan okula gidelim. Hayır, gitmeyin. Ben önce gideceğim. Evet, okula hadi. Hadi gel şuradan gidelim.
Oradan giriş yoktu. Hocam merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm bekçi kardeş. Ben... Aleyküm selam. Nasılsın Eda? İyiyim sen hocam? İyiyim ben de Eda. İyiyim. Günaydın. Günaydın. Yani saatte 8.30'da ders mi başlar ya? Çocuklar atlarınızı bağlamayı unutmayın. Kaçırılabilirler. Hocam bir yer kaçmıyor. Benimki kaçmıyor. Bağlayın ama yine de. Başkaları gelip alabilir. Doğru değil mi yani? Çit var mı? Çite mi bağlayayım? Evet. Gelin birinci katta çit var. Pardon atıma vurdum ya. Ya o, gelin birinci katta var. Çit var benim. Yakla. Hadi derse gelin. Eda sen benimkini bağlarsın hadi. Ben yok, bağlayayım. Fatih ya. Neredesin? Buradayım. Ay benim şeyim yok ki. Ay. Ne diyecektim unuttum. Benim başka ders tasmam yok peki. Ki. Peki. Sen bağlar mısın? Ne? Durmamamız gerekiyor. Ver burada. Tasmayı ver. Benim tasmam yok başka. Ben size kaç defa okulun içine at sokmayacağınız diye dedim. Ya başka yere mi sokabiliyoruz? Hocam. Ya oğlum. Burası okul. Dışarı götür bunları dışarı. Terbiyesiz dışarı götürme. Yok götürmüyorum. Dışarı götüreceğim. Bak çocuk seni okuldan atarım. Hayır. Dışarı götürüyorsun onu. Tamam. Hocam, tamam öğretmenim götürüyor. Eda sen ne? Sen de götür Eda. Yok. Eda. Hüsamettin hocanın dersi olsun. Eda dışarı götür onu. Üşeniyor mu ya? Ne üşeniyorum sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşında adamım? Hadi evet öğretmenimiz yapayım. 45 yaşında adamdı. Evet atlarımız buradan hiç kaçamaz. Dersine girsek olmaz mı? Falan dışarı değil. Çıkar. Yok hayır. Onunki çok eğlenceli geçiyor ama. Ama oranın dersi yok ki. Orası öğretmenler odası. Evet gel girelim. Öğle yemeğinizi aldınız mı çocuklar? Ya ne öğle yemeği? Evet öğle yemeğimi yanımda getirdim. Çünkü... Neden öğretmenim? Paranızı unutuyorsunuz, sonra bana kilitliyorsunuz bunların hepsine. Hocam ben de bizde de para bedava gelmiyor oğlum. Biz öğretmeniz. Size zaten yemek ala ala kendime bakamıyorum. Tüm paramı size harcıyorum. Gelin ben, buraya. Ben kantinde yiyorum. Ben biraz yemek. Başlayalım 3 dakika oldu. Ay pardon Fatih'ciğim. Karnım doysun biraz ya. Heh. Doydu. Bugün hadi sınıfa. Evet dersimiz, yanımda iyi ki 10 lira vardı yani. Dersimizi biliyorsunuz. Dersimizi ne diye soruyorum. Kitaplarınızı, defterlerinizi aldınız değil mi? Çık oğlum buradan. Aldık. Şu an dersimiz matematik. Ben de buraya geçeceğim. Öğretmenim kaçıncısın? Size sözlü yapıyorum. Efendim? Bak, sözlüye geliyorsun buraya. Geliyorum öğretmenim. Bak Eda kulaklarını dört... Ay kulaklarını durdursana burayı. Fatih şu an sözlüde Eda. Fatih'ten sonra sen çıkacaksın ve yerine otur. Masada durma kızım. Yerine ya, oturuyorum şu an hocam. Öğretmenim. Fatih sana 3 tane soru soracağım. Bilemezsen yandın çocuk sen. 3 tane az değil mi hocam? Veya fikirlerimi değiştirelim puan ortalaması olarak 4 tane soru soracağım. Tamam hocam. Her soru kaç puan? 25. 25 puan. 100 puan almanı istiyorum. Hiç yoktan bir yanlış yaparsan iyidir ama hepsini yanlış yaparsan ağzına vururum seni çocuk. Evet. 3 kere 2. 6 öğretmenim. Doğru bildin oğlum ama... Yanlış yani 2 tane 3 tane yanlış yaparsan bil ki sana sopalayacağım seni böyle. Falaka hocam ben her oğlum. Soruyu biliyorum yani. Falakada dans ettireceğim seni. Eyvah. İkinci soru. 2 kere 8. 20 öğretmenim. Ulan gerizekalı nasıl bilemiyorum. Kaçıncı sınıfsın lan sen? Hocam ben 7. sınıfa gidiyorum. Pus sana. Öbür sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soru. 7 kere 1. Tabii ki 7. Helal olsun be. Bu zeka kimden gelmiş? Sen kime çekmişsin belli değil oğlum.
Tipine bak ya. 2 kere 15. 31. Lan geride kal. Ne yapıyorsun lan sen? Lan öğretmenim, hocaya vurulur mu? Ben bir şey yapmadım. Vurma lan hocaya. Dönerim oğlum seni. Tamam git, hocam. Özür diliyorsun. Yat lan yere otur. Otur buraya. Geç yerine. Eda gel buraya. Gelmiyor. Gel buraya Eda. Hocam ben her soruyu biliyorum zaten. Gerek yok. Ama gelmek zorundasın. Eda. Sana bu sefer daha zor sorular soracağım. Tamam hocam. 15 kere 1. 15. Cevabınız için 5 saniye veriyorum. 5 saniye de bilemezsiniz sopalarım size. 15 dedim ya. Doğru bildim. İkinci soru. 10 kere 10. 100. Helal olsun be. Bak hırsız Fatih. Evet. Sen geçen bana mı soymuşsun şeref? Ya benim şey parası göbek adım hırsız. Hocam parası da yok. Niye hırsızlık yapıyorsun oğlum? Ben hırsız değilim. Benim göbek adım hırsız hocam. Tamam bak. Manam söyledi de. Fatih bak iyi dinle. Eda sen buna ders çalıştır. Vallahi elimde kalacak bu çocuk he. Hocam ben zaten... Eda üçüncü soruyu soruyorum. Hı? Fatih bu arada sen kaç yanlışın vardı? İki yanlışın, iki doğrun var. Sen 40 aldın oğlum. Hocam 50 değil mi? Pardon. Puh size. 50 tabii ki de hocam. Oğlum ben seni deniyorum. Fatih'e saygısız herif. Eda, sana şimdi üçüncü sorunu soruyorum. Tabii. Bir kere sıfır. Sıfır hocam. Helal olsun be. Bak, örnek al Eda'yı. Eda, çok güzel bir öğrenci. Eda, ben son ben sorunu soruyorum. Bunu da bilirsen 100 puan alacaksın. 5 kere 5. 25. Helal olsun be. Eda, Fatih kıskanıyor bu. Bir dahaki ders Türkçe var. Tamam öğretmenim. Şimdi teneffüstesiniz. Yemekleriniz... Türkçe yazılısı 4 gün sonraydı değil mi? Yazılı değil ama şu an yazılı, Türkçe. Yazılıya hazırlık. Hocam yarın sınav vardı değil mi? Yarın sınav var. Kantine gidiyoruz gel. Gel gidelim. Kantin kaçıncı kattaydı? 3. Yemeklerinizi size evden getirdim. Pardon 4'teydi 4'te. Para aldınız mı oğlum? 10 lira var bende. Doyar mısın sen? Açsın bir de doymuyorsun. Seni 60 lirayla zor doyuruyorum ben. Beleş bulunca evet, herhalde böyle pardon. Oluyor Fatih'te. Ne alsam? Bu alacağım ben bir tane hocam. Karpuz var en ucuzlarından. Bugün Eda'ya ben bedava yemek veriyorum. Eda derslerinde çok yetenekli olduğun için. Ya pankek ucuzmuş işte ben birkaç tane yerim. Gerçekten hepsinden bir tane, birer tane alabilir miyim hocam? Ben biraz pankek yiyeceğim. Neredeyse ki. Hocam hepsinden bir nereye koyacağız? Başka he tamam koyduk. Karpuz alacağım. Karpuz tamam, biraz al, yiyeceğim. Elma zaten he tamam sağlık. Yiyemiyorum. Karnımda doydu. Ama pankek almayacaksın. Hocam pankek aldım. Evet. Tamam karpuz al, su da aldım. Aldım. Suda iki tane aldım. Senin 4 lira. Burası neymiş? 6 lira 2 tane de su aldım. Öğretmenler VC'sine evet. Gider. Tamam. 2 8 liram var kızım. Kasa nerede burada oğlum? He öğretmenler VC'si böyle. Çık lan öğretmen. Fatih. Hoca beni görecek. Hoca beni görecek. Fatih kasa nerede burada? Kasa sandığa koyacaksınız. Hangi sandığa? Aldığınız sandığa nereden aldıysanız oraya koyacaksınız parasını. Bilmiyor musunuz ya? Pardon. Asansörü aşağı bakalım. Kütüphane vardı herhalde. Uuu canlı ya. Ben 2 liraya koydum. Hangi sandığa beğendim asansörü. Benden bugün yemeklerim. Evet hocam. İnşaattaymış burası. Bek inmeyin diyorlar ya. Ama. Ben buraya bir 5'lik attım. Hocam hadi çıkalım. Kantinciye iyilik yapalım. Hocam siz zengin misiniz? Kızım estağfurullah. Ben paramı koyayım hemen. Bir tane pankek almıştım. Kantinciye 12 lira verdim. Hocam burası öğretmen. Sandığa koyacaksınız. Gidiyorum ben buraya. Ders yemeklerinizi yiyin derse giriyoruz. Tamam ben kaydım 9 liram kaldı. Abici. Kız
filmi bu. Dur aşağı indik. Bir saniye Fatih. Birinci kata indik yanlışlıkla. Fatih oğlum neredesin? Öğretmenim asansördeyim. Geldim. Hocam kedinin tuvalette ne iş var? Sınıf. Tamam. Evet. Fatih. Bak derste tuvalete göndermem. Haberiniz olsun. Tamam. Ben tuvalete gidip geliyorum. Hızlı ol. Bir dakikaya ders başlıyor. Tamam. Ay ben geliyorum. Sen de git kız. Bu erkek. Herkes tuvalete giriyor. Girdim. Ay tuvaletin nasıldı hocam ben bilemedim. Hayır. Şurası yani kızlar tuvaleti. Hocam kızlar tuvaletine giriyor. Lan Fadi sapık herif ne yapıyorsun lan kızlar tuvaleti. Lan. Ulan gerizekalı ne yaptın sen? Hocam vurun. Kaç. Dur sakin ol sen ne yapıyorsun vurma kıza. Oh yarım kalbim var. Fatih. Koş. Lan terbiyesiz. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Doldu mu? Ne vuruyorsun? Doldu tabii. Girdin oğlum sınıfa. Gir sınıfa. Tamam hocam. Girdim. Eda gir. Ben başka sınıfa gidiyorum. Hayır Eda bak. Eda okuldan atarım seni. Gel Eda. Hocam tuvalete gidip geliyorum. Bekle. Hayır gel. Geleceksin buraya. Hocam. Eda gel buraya. Ya bekleyin ya. Dur üçüncü kata çıkalım. Üçüncü katın kapısı açık kalmıştı. Bas üçe. Hırsızı takip ediyorum ben. Bir saniye ben üçüncü katın kapısını kapatıp geleceğim tamam mı? Gel ikinci kata gel. İki yazıyor bak. İki yazıyor. İn. Kapat. Sınıfa girin sınıfa dur girin. Aşağı göndereyim. Başka bir şey yok. Beş saniyede kat ikideki sınıfa girin. Kapıyı açık kalsın öğretmen. Gelin buraya. Ben en arkada oturmak istiyorum. Ben de en arkanın bir önünde. Şurada. Tam önünde oturacağım. Keşke camlar kırılır olsaydı. Kırılmıyor işte. Evet, sağlam cam bunlar. Türkçede kaçardık. Çalışmamız var abi. Evet öğretmenim. Abim öğretmenim yazılımız yarın değil mi? Evet. Şimdi konuyu hatırlıyor musunuz? Eda en son hangi konuda kalmıştık? Kızın... Yani biliyorsan söyle. Eğer bilmiyorsan yazıklar olsun. Şey hocam söylemek istemiyorum. Öğretmenim ben de bu okula yeni geldim biliyor musun? Bilmiyor musun sen? Terbiyesiz. Fatih en son hangi okuldayız? Öğretmenim ben bilmiyorum. Ben okula yeni geldim. Hocam biliyorum söylemeyeceğim ama istemiyorum çocuğum. Siz? Eş anlamlı kelimelerdeydik. Geç yerine kızım. Hocam eş anlamlı kelimelerdeydik. Helal olsun. Bunu böyle gel görüyormuş. Fatih buraya. Seni onurlandıracağım. Tamam öğretmenim. Terbiyesiz ne bilemiyorsun? Geç yerine. Evet. Geç yerine. Tamam hocam geçiyorum. Geçtim öğretmenim. Bir de küçük bir size yani sözlü yapacağım. Yani konuyu anlat size sözlü de yapacağım. Eda geç yerine. Hocam durun çekilin oradan bir. Geç yerine. Masamız güzelmiş. Ya geç kızım yine. Hocam bizim masamız niye öyle değil? Şimdi bugünkü en önemli yani dersimiz sınavda da çıkacak kadarıyla yani genel olarak eş anlamlı kelimeler üzerinde yoğun bir sorular olacak. İnşallah ve sınavımız zor olacak. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Şimdi Fatih gel buraya. Geldim öğretmenim. Geldim. Fatih geldi. Ben de geldim. Bak. Tamam Fatih otur yerine Eda'da sıra. Sen hocam daha ay biz bir ona bir Eda beyazın eş anlamlısı nedir? Oğlum sen nasıl bir... Hocam, yani, oğlum senin matematiğin çok güzeldi Eda. Ne matematiği Türkçe hocam? Bu hırsız ben dersi geçirken... Ben hırsız değilim. Hiçbir şey anlayamadım. Fatih sana soruyorum. Sor öğretmenim. Siyahın eş anlamlısı nedir? Siyahın eş anlamlısı karadır. Tebrikler oğlum sen dersine iyi çalışmışsın.
Sınavdan senden 80'in üzerinden bekliyorum. Hocam beni dinler misin? Başka sorular soracağım. Eda. Şimdi ne sorsam ne sorsam. Fatih, sorunu Eda'ya sen sormak ister misin? Sana bu hakkı veriyorum, sorunu. Evet, tabii ki sorabilirim öğretmenim. Sor bakalım. Çalıştın. Eş anlamlı sor. Kırmızının eş anlamlısı. Al, evet al. Doğru. Hadi geç lan yerine. Ama bir şey diyeceğim hocam. Ben çalışırken Fatih müzikleri açtı. Yerine geçin. Hiç benim çalışmamı engelledi. Sizin gözünüzde. Hadi git, hiç hadi git. Çok haksızlıklar yapıyor. Fatih yerine otur bak çocuk, annene söyler mi sana? Hocam benim annem yurt dışında, söyleyemezsiniz. Evet, başka sorular, başka bir sınavın en yoğun konularından birini atacağım. Zıt anlamlı kelime. Hocam en iyi bildiğin konu. Benim de. En çok ben biliyorum. Ne yapalım kızım? En çok ben biliyorum. Yemek molası olamaz mı? Olamaz. Yediğimiz yemeğiniz bugünlük. Zıt anlamlı kelimeleri daha önce, yani her sene öğrenmişizdir, biliyorsunuzdur. Zıt anlamlı kelimeler birbirine anlamca karşıt, yani anlamca farklı, tam tersi tamamdır olan kelimeler. Tamamdır, mesela, içtim. Beyazla siyah gibi. Birbirleriyle anlamca zıttır, yani karşıttır. Birazdan akşam olur. Şimdi Eda, sıra sende. Sana soru soracağım. Evet. Uzakın zıt anlamlısı nedir? Yakın. Tebrikler. Sağ olun. Şimdi Fatih, senden bu soruyu doğru bilmeni bekliyorum.